Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca. Dostlar biraz e, video geç oldu. Ben dün akşam e, özel dersledim. Haberi geç aldım. E, gece de video çekmek istemedim. Sabah uyandım ben biraz da derliğimi toplayayım. E, onu göre video çekmek istedim. Şimdi gençler e, haberi ben inanın eee öğrencilerimden duydum. Ben o an özel derslerin Telefonda bir sürü mesaj geldi. Hep mesaj çektim. E, özel dersteyim, okuyacağım, detaylıca anlatacağım diye. Ee, şimdi gençler e, buna normalde aslında ben kendim e, öğrencilerime atacaktım ama buradan YouTube'dan da kendi fikirlerimi, düşüncelerimi sizlere söylemek istedim. Şimdi gençler bakın bu süre uzaması, 30 dakikalık bir süre uzaması var ortada. Bu arkadaşlar e, nasıl bir sonuç doğurur? Şimdi arkadaşlar bakın ben her zaman kendi koşul yaptığım öğrenciler şunu söylüyorum. Gençler bu sınava her zaman temkinli çalışmalıyız. Ben bazı öğrencilerime, fen eşit alık öğrencilerime fen verdiğimde, Sayısal öğrencilerime iştahlık verdiğimde ya söz öğrencilerim matematik en az 5-6 net yapalım dediğimde ki benim amacım her zaman budur. Arkadaşlar bakın son 4 yıldan beri dikkat edin her zaman sınav sisteminde bir şeyler değişiyor. Oluk olmadığı zaman da bunların hepsi değişiyor. Bunların hepsini artık göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Arkadaşlar sürenin uzamasının en büyük ben de şu seçicilik azalır bir kere. yani Ne olursa olsun iyi öğrencinin seçiciliği azalacaktır. Yani bu kadar basit arkadaşlar hani. Şimdi bakın matematikten mesela Türkiye ortalaması örnek verim 5 net olacaksa şu an belki 7 net olacaktır. Yarım saatte adam belki 2 net fazla yapacaktır. Onun ile arkadaşlarım hani netler artacaktır. Ona göre puanlar farklı şekillere gidecektir. Bu sınav sistemindeki puanların dağılımı zaten sizin netleriniz belirleyecektir. Bu netlerin ne olacağı, nasıl dağılacağını hiç kimse şu an kestiremez. Bu tamamen sizlerin girdiğiniz yığılmaya, aritmetik olan aritmetik ortalama sınavda sapmaya bağlı olarak hepsi değişecektir. Ama bak ben şunu biliyorum arkadaşlar. Sınav sisteminde şu an bakın bir, en az bir altıyı da belki 5 ay bir emek verdiğiniz ortada bu emeğiniz şu an arkadaşlarım sakın ama sakın bundan bozmayın siz kendiniz yolunuza devam edin ama kesin bir stratejiniz olsun bakın strateji arkadaşlarım çok ama çok önemli ben buradan arkadaşlar herkesin strateji kendi göre farklıdır değişirdir. Senin netin elli nettir. İzleyeceğin yol farklı da çünkü ne? İstediğin bölüme göre değişkenlik gösterir. Senin hedefin 85 nettir. Stratejin senin farklı olması gerekir. Hani ben buradan size hepinize ortak şöyle gidin böyle bu şunu diyemem. Ama size kesin şunu diyebilirim. Benim kendi koşu katmamı Sizlere merak etmeyin. Ben sizin hepinizin netlerini, hedeflerini bildiğinden dolayı da ben sizin hepinize tek 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 zaten bunların hepsini anlatacağım konuşacağız. Ama Buradaki YouTube'da kitlemede şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın kendi netinize göre strateji belirleyin. Sakın ama sakın 77 adasının stratejisini siz kendiniz kendinize uygulamaya çalışmayın. Onun hedefi farklıdır. Senin netin, hedefin farklıdır. Kazanacağın üniversite farklıdır. İstediğin bölüm farklıdır. Sen kendin göre yoğurt yiyeceksin. Bunu asla asla unutmayacak arkadaşlarım. Stratejin ne olacak? Bir, size söylüyorum moralinizi bozmamak olacak. 2. Hedefinizden şaşmayın. 3. Süreyi arkadaşlarım herkes etkiledi ama şunu da açık söyleyeyim arkadaşlarım. Artık şu ben sınavın biraz da zor olacağı tarafındayım. Hani bu 30 dakikanın verilmesinin sebebi arkadaşlarım hani sınav bence geçen sene arkadaşlar biliyor sınav zor geldi netler net, bayağı düştü. Belki bu sene arkadaşlarım hani sınav düzeni hani şey konuları biraz daha sert e, yoğun geçebilir buna bağlayabiliriz. Arkadaşlar sizler ona göre artık biraz daha böyle nasıl diyeyim her sene gelen konulardan biraz da seçici olan sorulara özen gösterin. Mesela Türev'den 4 tane soru gelir. Bunun bir tanesi arkadaşlar iki tanesi kesinlikle seçici olacaktır. Örnek verelim işte üç 3 tane soru gelir. Bunun bir tanesi seçici olacaktır. İşte karmaşık sayılı arkadaşlarım her sene soru gelir. Kolay soru gelir. Belki seçici olabilir gibi. Arkadaşlarım hani biraz daha konuların ee, zor kısımlarına da bakmaya özen gösterin. Geçer, e, yani şunu söyleyeceğim, Gerçekten ben çok üzüldüm. E, haberi gece aldım, yani arkadaşlar, hani tuhaf bir şekilde, yani yani insanın psikolojisi için diri kalması çok zor. Yani sabah okuyorum, okuyorum, yorumlara bakıyorum arkadaşlar ve çok yanlış bilgi dolanıyor. Çok yanlış böyle fikirler, stratejiler dolanıyor ortalıklarda. Ee, dediğim gibi arkadaşlarım hani en doğru karar her zaman siz kendiniz alacaksınızdır. Biraz videom geç oldu. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Hani dediğim gibi toparlamak senin oluyor böyle geç oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Herkes, her, herkese tek 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 başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.